Şu anda Türkiye içerisinde içeriye dönük, demokrasiye dönük bir operasyon devam ediyor. Meclis çatısı altında ve maalesef bu operasyon Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük bir operasyon. Tek adam rejimini ihtas etmek ve parlamentonun yetkilerini budamak olabildiğince tek kişinin eline tanrısal yetkiler vermek ve denetimden kaçırtmak. İçeride bu operasyon devam ediyor. Dışarıda ise Kıbrıs'a dönük bir operasyon Cenevre'de devam ediyor. Maalesef Cenevre'deki süreç bizim beklediğimiz şekilde gitmiyor. Her şeyden önce bir karartma uygulanıyor Türk tarafında. Türkiye'de de bir karartma uygulanıyor. Biz en kritik konuları müzakereyle ilgili en kritik konuları kendi Dışişleri Bakanlığımızdan, kendi siyasilerimizden, kendi meclisimizde değil, maalesef Rum kesiminin, Rum tarafının yayınlamış olduğu gazetelerden öğreniyoruz. Devletin hiçbir ciddiyeti kalmamış durumda. Hem milli konu diyoruz, hem partiler üstü bir konu diyoruz. Hem biz bu bu konuyu bütün partileri ilgilendirir diyoruz. Ama bir karartma uygulanıyor. Sanki büyük bir telaşla der kurtul mantığıyla müzakereler götürülmeye çalışılıyor. Devletin çivisi çıkmış durumda. En milli konuda bile bir duyarlılık yok. Bugün Cenevre'de Kıbrıs görüşmelerinin olduğunu ve belki de bugün ve yarın Kıbrıs'ın 74'te alınan Kıbrıs'ın masada teslim edileceğini kaç kişi biliyor Türkiye'de? Maalesef Türkiye'nin içine düştüğü durum bu. Milli hassasiyetler artık gözetilmiyor. Öyle bir toplum yaratıldı. Ve bu hiç sorun edilmiyor. Şimdi değerli kardeşlerim, belirtmek isterim. Burada rejimi katleden tek adam rejimini ihtas eden anlayışı verdiği evet oylarıyla selfie çektirerek aymazca bir şekilde kutlayanların Cenevre'de Kıbrıs'ı verdiği zaman üzüleceğini düşünüyor musunuz? Dolayısıyla iş ciddidir. Her şeyden önce büyük toprak tavizleri veriliyor. Rum tarafı %28 yüzde 28.2'e kadar düşecek diyor. Neler gidiyor? Güzel yurdun çok büyük bir bölümü gidiyor. Arazisinin iki ara bölge gidiyor. Üç kapalı Maraş veriliyor gidiyor. Dört Kıbrıs'ın en stratejik yeri, en önemli noktası. Gerdanlı Karpas federal bölge adı altında KKTC'nin mutlak egemenliğinden alınıyor ve federal yönetime yani Rumların ağırlıklı olduğu yönetime devrediliyor. Kıyı şeridinin uzunluğu daraltılıyor. Nüfusa göre daraltmak istiyorlar. Daha da önemlisi kıyı şeridi daraltıldığı zaman Mersin limanıyla eğer federasyon olursa Kıbrıs Türk kurucu devletçiğinin adı devletçik devletçi arasında ekonomik bölge ve diğer kıta sahanlığı düşünüldüğünde Rumların eli uzanıyor o araya. Mülkiyetle ilgili konuda Bu verilen topraklara 100 bine yakın Rum'un gelip yerleşmesi öngörülüyor. Yetmiyor. Bir de 60-70 bine yakın Rum'un güneyden gelip verilmemiş Kıbrıs Türk kurucu devletinin içerisine de yerleşmesi öngörülüyor. Karıştır, savaştır. Politikası uygulanıyor. Mülkiyet konusunda Toplu göç konularında 74'te sonra toplu bir göç oldu. Toplu göç konularında ana unsur bunu toplu bir şekilde çözmektir. Şimdi gelen yeni mülkiyetle ilgili yeni düzenleme eğer çözüm olursa Rum'un tapusu geçerli. Üzerinde de Türk oturuyorsa ikisini karşı karşıya getiriyor. Çöz çözebilirsiniz. Oradaki Türkler Türkiye'den giden Türklerin çok büyük bir bölümü atılıyor. Oraya Rumların gelmesine izin veriliyor. Ve buna çözüm deniyor. Kapsamlı çözüm. Bu gerçekten kapsamlı çözülmedir. Çözüm değildir. Çözülme. Türk askeri adada işgalci gibi gösteriliyor ve buna ses çıkartılmıyor. Rum egemenliği memnuniyetle karşılanıyor. Dünyada Üniter devletler iç savaşla bölünüyor, federal devletlere dönüşüyor. Federal devletlerde bağımsızlığa gidiyor. Siz ise ayrı olan iki entiteyi, iki bağımsız devleti KKTC sadece tanınmamıştır, bağımsızdır. Birleştirmek için uğraşıyorsunuz. Başka bir örneği yok bunun. Yenilmiş ülkeler yapar bunu. Yani yönetim ve güç paylaşımında doğru dürüst bir yapılanma yoksa, toprakta yoksa, iki kesimlik sulandırılmışsa, iki toplumluk sulandırılmışsa, aşağıda homojen Rum devleti, yukarıda ise Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin içerisine o kadar Rum'u almışsan ve orayı da kuzeyi de bir federasyona adeta dönüştürmüşsen ve çatışmaya müsait bir toplum haline getirmişsen neyini garanti etsin bu Türkiye? Sizin her şeyinizi deşifre edeceğiz. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Siz devleti yönetemiyorsunuz. Devleti yönetmek sahip çıkmaktır. Sahip olamadığınız, başaramadığınız bir konuda da bizden, muhalefetten destek isteyin bari. Onu da yapmıyorsunuz. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Yarın Cenevre'de bütün bunlar verilip kalkılırsa kim ne hesap soracak? Lime lime edecekler Kıbrıs'ta. Her şeyinizi alacaklar. Ve bu mantıkla giderseniz Türkiye yıllardır orada savaş tazminatı ödesin diye tuturacak Rumlar. Siz bir Rumla baş edemiyorsunuz. Gelip bize kabadayılık taslıyorsunuz. İçeride de rejimi katlediyorsunuz. Benim son bir uyarım var. Kapsamlı çözüm adadaki gerçekleri dikkate aldığında Mevcut gerçekleri dikkate alırsa, mutlak manada iki toplumlu, iki kesimli gerçekten siyasi eşitliğe dayanırsa, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini içerirse biz bunu elbette destekleriz. Ama bu şu anda öyle olmuyor. Dolayısıyla öyle olmuyorsa biz boşuna niye biz bu çözümü destekleyelim diyelim. Bu AKP'nin taviz çözümüdür.